Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, bu görüşmemizde inşallah Besmele'yi okumaya ve anlamaya çalışacağız. Öncelikle Besmele'nin kısaca meal tefsirini bir verelim. Ondan sonra diğer konulara yavaş yavaş geçeriz. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele bu. Yani Bismillah değil, Bismillahirrahmanirrahim. Kısaca Bismillah olarak da gündelik kullanmış olduğumuz bir kelime, bir cümle diyelim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Meali bu. Beni yoktan var edip üstün yeteneklerle donatan ve kulluk göreviyle yeryüzüne gönderen sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Yüce Rabbimin adıyla, onun verdiği güç ve yetkiye dayanarak ve yalnızca onun adına okuyor, söylüyor veya yapıyorum anlamlarında Besmele'yi farklı işlerde başlarken kullanıyoruz ve söylüyoruz. En güzel isimlerin sahibinin en güzel üç ismi var Besmele'de. Allah, Rahman ve Rahim. Allah ki ismi Celal'dir. İkincisi Er-Rahman ki ismi Kemal'dir. Üçüncüsü Er-Rahim ki ismi Cemal'dir. Yani bu üç isim cem olduğunda, bir araya geldiğinde Bismillahirrahmanirrahim cümlesi ortaya çıkıyor ki işte bu cümleyle bütün alem feth oluyor, alemin fatihi oluyor. Allah-u Teala Miraç gecesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, eğer her işte yardımımın seninle olmasını istiyorsan, keremimi, lütfumu ve ismi azamımı bildiren adım her an dilinde olsun diye hitap eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, ya Rabbi, ya İlahi, ismi azamın hangisidir? Keremini, lütfunu bildiren adın hangisidir diye Cenab-ı Hakk'a soru sorar. Yani açıklamasını ister. Allah Celle Celaluhu da ismi azamım Allah'tır. Keremimi bildiren adım Rahman'dır. Lütfumu bildiren adım Rahim'dir. Eğer her durumda Bismillahirrahmanirrahim dersen ben keremim ve lütfumla senin bekçin olurum buyurur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında Besmele'nin son derece geniş bir kullanım alanı vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken, evden çıkarken, mescide girerken veya çıkarken abdest alacağı zaman besmele çekilmesini sıkı sıkı tembih eder. Zaten kendileri de uygulardı. Bineğine binerken, yatarken, kalktığında, kurban keserken, cenazeyi kabre koyarken, savaşa çıkarken, sıtma veya her türlü sancı veren hastalıklara karşı da ashabına besmele ve istiaze ile dua etmeyi öğretirdi. İstiazeyi hatırlarsınız geçen dersimizde görüşmüştük. Yani Eûzu billahi mineşşeytanirracim veya Estaîzu billahi mineşşeytanirracim. Bu da sabah namazlarında ve akşam namazından sonra yine Haşr suresinin son 3 ayetini okumadan önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği veç ile okumuş olduğumuz istiaze. Besmele'nin izahına geçmeden önce kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Besmele ile alakalı hadis-i şeriflerinden bir kısmını aktaralım. Efendimiz ne buyurmuş onlara bir bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Besmele ile alakalı şöyle buyurduğu rivayetlerde geçiyor. Besmele her kitabın anahtarıdır. Besmelesiz her iş güdüktür. Yani Besmele ile başlamayan her iş yarımdır ve tamamlanmamıştır. Bana öyle bir ayet indirildi ki Davutoğlu Süleyman'la benden başka kimseye indirilmedi. Bu Bismillahirrahmanirrahim'dir. Cibril-i Emin bana vahiy getirdiği zaman ilk önce Bismillahirrahmanirrahim derdi. Her kim şüphesiz inanarak Besmele-i Şerife'yi okursa dağlar onunla beraber tesbih eder, ancak dağların bu tesbihi işitilmez. Her kim kendisinde besmele bulunan bir kağıdı çiğnenmesin diye hürmetle yerden kaldırırsa Allah-u Teala katında sıddıkların, yani en sadık olan kullarından yazılır. Annesi babası kafir de olsalar azapları hafifletilir. Bunların ben size kaynaklarını aktarmıyorum uzamasın diye. Azöden kardeşimiz olursa daha sonra sorduğunda bu kaynakları aktarabilirim. Kişi evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan adamlarına burada ne geceleyebilir ne de yemek yiyebiliriz der. Eğer o kimse eve girerken besmele çekmezse şeytan adamlarına geceyi geçirecek bir yer buldunuz der. O şahıs yemek yerken besmele çekmezse
Şeytan kendi adamlarına hem barınacak yer hem de yiyecek yemek buldunuz der. Mesela bunun kaynaklarını verecek olursam diğerleri de vardı kaynaklar. Müslim'de, Ebu Davud'da, İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şeriftir, sahihtir. Sizden herhangi biriniz evinin kapısını kapatırken besmele ile kapatsın. Besmele ile kapatılan evin içerisine şeytan giremez. Besmele çek, sağ elinle ye, hep önünden ye. Gerçek şu ki şeytan besmele çekilmeyen yemeği benimseyerek kendi hakkı sayar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabından 6 kişiyle birlikte yemek yiyordu bir gün. Bu sırada bir bedevi geldi ve yemeği 2 lokmada bitiriverdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şayet o besmele çekseydi yemek hepinize yeterdi. Herhangi biriniz yemek yemeye başlarken Bismillahirrahmanirrahim desin. Unutursa Bismillahi evvelihi ve ahirihi desin. Deve gibi bir nefeste içmeyin. 2-3 nefeste için bir şey içeceğiniz zaman besmele çekin. İçtikten sonra da elhamdülillah deyin. Sizden birisi eşine yaklaşmak istediğinde Bismillah Allahümme cennibne şeytane ve cennibi şeytane ma rezektana. Bismillah ey Allah'ım bizi şeytandan, şeytanı da bize ihsan ettiğin çocuktan uzak kıl der. Ve eğer bu yakınlıktan onlara bir çocuk Cenab-ı Hak bahşederse o çocuğa şeytan ebediyen zarar veremez. Ya bu nerede geçiyor diyeceksiniz. Çok enteresan bir hadis-i şerif. Buhari ve Müslim'de yani iki sahih kaynakta geçiyor. Hadis-i şerif tam sağlam ve sahih bir hadis-i şeriftir. Cenaze kabre konurken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bismillah ve ala milleti Resulillah seni Allah'ın adıyla ve Resulullah'ın dini üzere kabre koyuyoruz derdi. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağa yattığında Allahümme bismike ahya ve bismike emutu. Allah'ım senin isminle yaşar, senin isminle ölürüm derdi. Bineğine binmek için ayağını üzengiye basınca Bismillah der. Bineğin sırtına yerleşince de Elhamdülillah derdi. Evden çıkarken, mescide girer veya çıkarken Bismillah derdi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günlük hayatının her türlü fiilinde besmele çekmeyi özellikle yapar ve ashabına da tavsiye ederdi. Kıymetli kardeşlerim, İslam'dan önce Araplar işlerine bazen Bismillah vel Uzza şeklinde, yani onların Lat ve Uzza putlarının adıyla veya bazen de Bismikallahümme diye başlarlardı. Biliyorsunuz müşrikler Allah'a inanırdı. Yani müşrik demek zaten Allah'tan başka Allah'a eş tuttuğu şeylere inanması. Bu adet Hud suresinde geçen Bismillahi mecraha ayeti nazil oluncaya kadar müminler arasında da devam etti. Yani Bismikallahümme onlar da diyorlardı. Bu tarihten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emriyle Bismillah lafzı kullanılmaya başladı. İsra suresindeki Kuledullah evidurrahman ayeti nazil olduktan sonra bir müddet Bismillahirrahmanirrahim ifadesi kullanıldı. Nihayet Neml suresinin İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim ayeti nazil olunca besmele son şeklini ve mükemmel şeklini almış oldu. Bu peki nedir? İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de aktarıldığı için sizlere ben de anlatmak ve aktarmak isterim. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Sebe Melikesi Belkıs'a yazdığı mektubun kıssasıdır bu. Kısaca şöyledir. Cinlerden, insanlardan, kuşlardan oluşan muazzam bir ordu, büyük bir düzen ve disiplin içinde yola koyulur. Karınca Vadisi'nin Neml Vadisi olarak geçer. Vadin Neml diye de geçer Kur'an-ı Kerim'de. Neml suresinde buna bakabilirsiniz kardeşlerim. Karınca Vadisi'ni henüz geçmişlerdi ki ordunun kudretli komutanı Hazreti Süleyman Aleyhisselam Hüdhüd isimli kuşun ortada bulunmadığını fark etti. Hüdhüd'ü niçin göremiyorum? Çavuş kuş da denir buna, bildiğiniz bir kuştur. Yoksa kayıplara mı karıştı diye sorunca etrafındakilere, ancak kimse onun nerede olduğunu bilmiyordu ve kendisine bu konuda cevap da veremedi. Kendisine haber vermeden uzaklaşan bu kuş, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ı öfkelendirdi. Çünkü disiplini bozmuştu. Eğer dedi bana mazeretini gösteren abacık bir delil getirmezse, ya onu ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim. Neyse ki çok geçmeden Hüdhüd, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın yanına çıkageldi. Üstelik kendisini affettirecek
önemli bir haber de getirmişti. Senin bilmediğin bir şey öğrendim. Yemen taraflarındaki Sebe'den sana sağlam bir haber getirdim dedi ve şunları anlattı. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a ben Sebe halkına hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm. Onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmıştı. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Süleyman Aleyhisselam Hüdüde doğru mu söylüyorsun? Yoksa yalancılardan mısın bakacağız dedi ve ona bir mektup verdi. Benim şu mektubumu götür ve onlara ver. Sonra da yanlarından ayrıl ve ne sonuca varacaklarına bir bak diye emretti. Hüdüd mektubu aldı. Biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam hem hayvanların dilinden anlıyor hem de cinlere hükmetiyordu. Yani bütün dünyayı hükmeden hem hükümdar hem de peygamber olan bir zat-ı şerifti. Hüdüd mektubu alıp vakit geçirmeden Sebe kraliçesi Belkis'e ulaştırdı. Mektubu alan Belkıs halkın ileri gelenlerini toplayarak onu onlara okudu. Mektubun ilk cümlesi şöyleydi kardeşlerim. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Mektup Süleyman'dandır ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır şekliyle mektup Hüdüd tarafından Belkıs'a ulaştırılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu çarpıcı hikaye İslam'ın en önemli sembollerinden olan Besmele'nin ne kadar uzun ve köklü bir tarihe sahip olduğunu gösterir bizlere. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle kullanılan bir ifade değildir Besmele. Bütün peygamberlerde kullanılmıştır. Hatta bu mübarek cümle Hazreti Süleyman'ın mektubundan çok önce Hazreti Nuh aleyhisselamın dilinde de görülür. Kendisine iman edenleri tufandan kurtarmak için onları gemiye binmelerini söylediğinde Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın dudaklarından yine Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere besmele dökülür ve Bismillahi mecrahe veya burada daha da güzel okuma vardır biliyorsunuz. Mecrahe diye de okunur. Bismillahi mecrahe ve mürsaha geminin yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır der Nuh Aleyhisselam. Neml suresi 30. ayet-i kerimede geçen besmelenin Kur'an'dan bir ayet olduğu hususu ittifakla kabul edilmekle birlikte Kur'an surelerinin başında yer alan besmele müfessirler arasında farklı şekillerde yorumlanır. Bazı müfessirlere göre ayet sayılırken bazılarına göre ise ayet sayılmamıştır. Söz konusu yorumlar ise Bera'a suresi yani Tövbe suresi hariç diğer surelerin başlarında bulunan besmeleler hakkında Kur'an'da 113 surenin başında besmele var bildiğiniz gibi. Bunlar hakkındaki görüşleri kısaca sizlere mezhepler nezdinde aktarmak isterim kardeşlerim. İmam Malik, Hanefi ve Hanbeli alimlerinin bir kısmına göre surelerin başındaki besmelelerin hiçbiri ayet-i kerime değildir. Besmelelerin her biri başı başına bir ayettir. Yani başında bulunduğu surenin bir parçası değildir. Bir rivayete göre bu görüş Ebu Hanife ve Ahmed bin Hanbel'e aittir. İmam Şafii'ye göre ise her besmele başında bulunduğu sureden bir ayettir. Yine İmam Şafii'ye nispet edilen bir görüşe göre sadece Fatiha suresinin başındaki besmele bu sureye ait bir ayeti kerimedir diye rivayetler var. Peki biz bunları toplarsak nasıl bir görüş ortaya çıkacak? Farklı mezheplerin görüşleri bunlar. Biz ise Ebu Hanife Hazretleri'nin müftabih olan yani o görüşüyle amel edilen sadece Neml suresinin 30. ayeti kerimesinde yer alan Bismillahirrahmanirrahim'in ayeti kerime olduğunu, diğerlerinin sadece sureleri ayıran bir ayraç olduğunu söyleyebiliriz. Fakat çok önemli, besmele ile başlanmayan her önemli işin neticesiz kalacağına dair hadis-i şerif başta olmak üzere besmelenin Tevbe suresi hariç her surenin başında ve Nem suresinin 30. ayetinde zikredilmesi belli ibadetlerde ve hayvan kesiminde besmele çekmenin gerekliliği, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin değişik vesilelerle besmele çekmesi, besmele çekmeyi ve yazmayı tavsiye etmesi gibi nedenlerden dolayı besmele Müslümanların dini ve dünyevi hayatlarında ayrı yere ve öneme sahiptir. Yemek, içmek, yatmak, kalkmak, okumak, yazmak, çalışmak gibi helal ve meşru işlere başlarken her daim söylenmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlü ve fiili sünnetiyle tesiriyle Müslümanlar arasında sözlü olduğu kadar da yazıda da en çok tekrarlanan gerek teberrüken
gerek usulen gerekse tezini olarak çeşitli şekillerde en fazla yazılan ayet-i celillerin başında yer alır Besmele. Besmele bütün bu özelliklerinden dolayı bir anlamda Kur'an-ı Mecid'in özeti kabul edilmiş, peygamberleri ve kitapları birbirlerine bağlayan manevi bir bağ olarak görülmüştür. Bu yüzden izahına büyük önem verilmiş, tefsir, kıraat ve fıkıh kitaplarında İstiaze ve Fatiha tefsiri hakkında kaleme alınan bazı eserlerde has sanatında bilhassa hattat olmamızla alakalı onu da aktaralım. Arap, Fars ve Türk edebiyatında her yönüyle ele alınmıştır. Ayrıca bütün ilimler Besmele'nin bağısında derc olunmuştur. Fikriyle Hazreti Ali Efendimiz'e ait bu söz. Rivayet edilen eğer yazmak isteseydim Besmele'nin bağısı hakkında deve yüklü kitap yazardım sözüyle Besmele'nin ihtiva ettiği kutsal ve mühim mana Türk-İslam toplum hayatında önemli bir yer tutmasını sağlamış, birçok mutasavvuf Besmele'yi şerh etme yoluna gitmiş ve çeşitli eserler vücuda getirmişlerdir. Yine kardeşlerim hepimizin bildiği ve yüzyıllardır okuna gelen Süleyman Çelebi'ye ait emsalsiz bir eser olan Mevlid-i Şerif'in ilk satırlarında aslında Besmele'nin bir tefsiri yapılmıştır. Hatırlarsınız, ben de size aktarayım çünkü gayet güzel ve nefis cümleler, kelimeler veya beyitler diyelim. Nasıl? Allah adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula, Allah adın her kim ol evvel ana, her işi asan eder Allah ona, yani kolaylar. Allah'a da olsa her işin önü, yani işe başlamadan herkes Allah çekse, herkes ebter olmaya anın sonu, yani güdük kalmaya o işin sonu. Her nefeste Allah adın de mudam. Her nefes aldığında Allah'ı de, Allah adıyla olur her iş tamam. Bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan. İsmi pakin, pak olur zikreyleyen, her murada erişir Allah diyen. Hakikaten mükemmel bir tefsiri bu cümleler, bu beyitler. Besmele'nin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bismillahirrahmanirrahim'i özenerek yazan kişiyi Allah affeder buyurması, hattatların bu konuda adeta birbirleriyle yarışırcasına eserler vermesine sebep de olmuştur. En güzel örneklerini Osmanlı hattatlarının ortaya koyduğu Besmele yazımları çeşit çeşit hat tarzlarıyla bazen tek başına levha olarak Hile-i Şerife levhalarının baş makam kısmında yer aldığını hepimiz biliriz. Besmele kardeşlerim Kur'an'ın anahtarıdır. Levh-i Mahfuz'da yazılan ilk kelamdır Besmele. Aynı zamanda Hazreti Adem aleyhisselama inen ilk vahiydir. Bu yüzdendir ki istiaze ile Allah'tan başka ne varsa bir kenara itilir. Besmele ile yalnızca Allah'a yönelerek ve ona yönelmek kastedilir. Dahası cennette bir nehir vardır ki ondan dünyada iken Besmele'yi samimi gösterişsiz bir şekilde söyleyenler içebilecektir. Besmele Allah'ı tanımaya başlamaktır. Zira Besmele'de Allah'ı tanıtan sıfatlar, isimler bulunmaktadır. Besmele merhameti gereği dilediğini yaratan Allah'ın ruhundan bir esintidir. Besmele her işi Allah adına ve Allah'ın izniyle yapmak demektir. Ve Besmele insanın halife olmasının izahıdır. Yaratılışının sebebi hikmetidir. Kendi adına deli değil, Allah adına, Allah'ın yardımıyla alemi mamur etmesi için dünyaya gönderilmiştir insan. Ve bu konuda her şey kendisine itaat edecek şekilde yaratılmıştır. Besmele, ben bu işi kendim için değil, Allah adına, onun emriyle ve ancak onun izni ile yapıyorum demektir. Besmele, herhangi bir fiili amele, ibadete dönüştürmektir. Besmele, Kur'an hazinelerinin ve bütün bereket kapılarının anahtarı, hayra ulaştıran bolluk madeni, aydınlık kaynağı, aklın güzelliklerini, naklin faydalarını kapsayıcı, benzeri olmayan bütün sanatların aydınlatıcısı, önceki ve sonrakilerin ilimlerini ihtiva eden, küçük büyük herkesin ihtiyaç duyduğu bir yapıdır Besmele. Besmele'nin dört mertebesi var. Bunlar Allah'ın ismi, zatı, celal ve cemal sıfatlarıdır. Diğer varlıklar içinde dört mertebe vardır. Bunlar da uluhiyet, ruhaniyet, cismaniyet ve hayvaniyettir.
Besmele'deki ba harfi Allah'tan başka hiçbir şeyin hakiki varlığının olmadığına işaret etmektir. Var olan her şeyi de Allah'a görebilmek bu anlamda söylenmiş bir sözdür. Ayrıca her varlığın bir görünen bir de hakiki anlamda ismi mevcuttur. İsim kelimesinin önce zikredilmesinin nedenlerinden biri de kalbi diğer bütün isimlerden arındırıp saf temiz hale getirdikten sonra onu Allah'ın nuruyla doldurmayı ifade etmek içindir. Telaffuz edilen besmele harfleri saydığımızda kardeşlerim 18 tanedir. Yazılanlar ise 19 tanedir. 18 harf 18 bin aleme işaret eder. 19 ile de bu alemlerin yanında insanlık alemine işaret vardır. Besmele'de yer alan ve okunmayan 3 elif harfi ise zat, sıfat ve fiiller olmak üzere ilahi aleme işaret etmektedir. Bunlar ayrıldığı zaman 3 ayrı alem gibi gözükse de aslında tek kabul edilmektedir. Besmele'nin içeriğine gelince, Besmele'nin en başında bulunan ba harfiyle ilgili olarak şu değerlendirmeler yapılabilir. Besmele'nin başında olan ba harfi mahsuf olan bir kelimeye müteallaktır. Arapça bir ifade. Yani her harficerin bir müteallik yani bağlı olduğu bir fiil olması gerekiyor. Takdir ise bunun şöyledir. Okuma ikra fiilini getirerek Allah'ın ismiyle okuyorum şeklinde bu mana verilebilir. Çünkü kişinin başladığı iş Kur'an-ı Kerim okumaktır. Tabii Kur'an-ı Kerim okumaya başlandığında bu anlam ifade eder. Fakat başka bir iş yaptığınızda ise o işi başlamaya Allah'ın izni ve yardımını talep etmeye delalet eder. Besmele'nin başında bulunan ba harfi musahabe, beraberlik içinde olabilir. Bu duruma göre mana şöyle olur. Allah'ın ismini teberrük ederek okuyorum. Besmele ile bundan sonra okunan şeyler kulların dilleriyle söylenen okunan şeylerdir. Allah insanlara böylelikle onun ismiyle nasıl teberrük edileceğini, nimetlerine nasıl hamd edileceğini, onun fazından nasıl talepte bulunacağını öğretmektedir. Besmele'nin bağısı Allah'ın bahasıdır yani güzelliğidir. Allah'ın peygamberlik görevi vermek suretiyle peygamberlerin ruhlarına yapmış olduğu birdir, iyiliktir. Allah'ın müminlere birridir, iyiliğidir. Allah'ın dostlarına iyilikte bulunmasıdır. Allah'ın bari, yaratıcı, basir, gören, basit, rızkı bol, ba'id, öldükten sonra dirilten olması, var olan, yaratılan her şeyin hayat bulması Allah vasıtasıyla ve hak olarak gerçekleşmesi anlamındadır. Hak onunla başlamış ve yine Allah'a dönecektir. Tevhid ehli de, inkar ehli de onun sayesinde hayatiyetini devam ettirmektedir. Besmele'nin sin harfi kardeşlerim, o hakkında da Allah'ın senası, övülmeye layık olması, Allah'ın kendisine yakın kıldığı seçkin kullarıyla paylaştığı sırrı, Allah'ın semi'i, işiten, seyyid, seri, hesabı hızlı gören, kullarını selamette kılan olması, Allah'ın settar, günahları örten olması, Allah'ın ve diğer isimleri, anlamları verilmiştir sin harfine. Peki en son mim harfi var. Bism çünkü mim harfiyle bitiyor. Mim harfinin anlamına gelince mim harfi de Allah'ın mecidi, övgüye layık olması, Allah'ın dostlarına yakınlığının varacağı son noktası, müntehi, Allah'ın melikliği ve mülkü yani her şeye sahip olması, Allah'ın ariflere, seçkin kullarına olan muhabbeti, sevgisi, Allah'ın kullarına minneti, nimet bahşetmesi, Allah'ın mümin, müheymin, gözetleyen, muktedir, güç getiren, mukit, yaratılmışların rızıklarını veren, mükrim, ikram eden, mün'im, nimet veren, mütefazzıl, üstün kılan, musavvir, şekillendiren, imtihan esnasında dostları tarafından maruf yani bilinir olması anlamlarına gelmektedir. Kıymetli kardeşlerim, peki Besmele'deki 3 isim Allah, Rahman ve Rahim nedir? Bunları da aktarıp görüşmemizi nihayetlendirelim. Allah varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan zatın özel adıdır. Allah gördüğümüz, göremediğimiz, bildiğimiz, bilemediğimiz, bütün alemlerin sahibi ve maliki, kainatın yegane yaratıcısı, her türlü övgüye ve ibadete layık olan yüceler yücesi Rabbimizin 99 isminin bütün hususiyetlerini kendinde toplayan en kapsamlı özel adıdır. Allah
birdir, tektir, eşsizdir, doğmamıştır, doğurmamıştır. Varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Hiçbir şeye benzemez, hiçbir şey de ona benzemez. Her türlü kemal sıfatlarla muttasıftır. Her türlü eksikliklerden yücedir. Allah ismi celali bütün Esma-i Hüsna'nın anlamlarını ve hususiyetlerini kendisinde toplayan, sadece Allah'ın zatına mahsus bir özel isimdir. Hiçbir varlığa isim olarak verilmemiştir ve verilemez. Arapçada dahil hiçbir dilde herhangi bir kelime Allah isminin yerini tutamaz. Bu sebeple hiçbir dile çevrilemez. Zaten özel isimler başka, dillere çevrilmeksizin olduğu gibi kullanılır. Allah isminin diğer dillerde farklı şekilde telaffuzu da biraz sonra geleceğimiz gibi Allah'ı kesinlikle bize anlatmaz. Arapçadaki ilah ve mabud, Farsçadaki hüda, hoda veya yezdan, Türkçedeki tanrı, tanrı, tengiri, çalap, İngilizce'deki God, Fransızca'daki Dieu ve bunun gibi çeşitli dillerde Tanrı'yı ifade etmek için kullanılan kelimeler hiçbir şekilde Allah isminin yerini tutmaz ve kesinlikle bu şekilde ifade edilmemesi de gerekir. Allah ismi Celal'in pek çok özelliğinden birisi şudur. Beş harften oluşan Allah isminin başındaki elif atılsa lillah kalır, Allah için demektir ve aynı anlam korunur. Birinci lam atılsa lehu kalır, onun için, Allah için demektir. Aynı anlam yine korunur. İkinci lam atılsa hu kalır. Hu'nun aslı hüvedir. Hüve de o, yani Allah demektir. Bunların her biri Allah için Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimelerdir. Er-Rahman'a gelelim. Er-Rahman sözlükte merhamet etmek, severek ve acıyarak korumak anlamlarında rahmet kökünden geliyor. Rahman kelimesi şefkat ve merhamet eden, acıyan demek. Kelimenin kök manasında yufka yürekli olmak, acımak, birinin üzüntüsüne ortak olmak gibi beşeri duygusal unsurlar bulunduğu için Allah'a nispet edildiğinde sonsuz merhametiyle lütuf ve ihsanda bulunan şeklinde anlam verilir. Bazılarının Rahman'ı esirgeyen diye tercüme etmeleri kardeşlerim, hani esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla diye Besmele'ye anlam vermeleri hatalı ve yanlış bir tercümedir. Esirgemek bildiğiniz gibi kıskanmak, korumak, yazık etmek anlamlıdır. Bu yüzden mesela şöyle deriz, benden onu esirgedin. Şimdi bu bununla Rahman arasında hiçbir şekilde anlam benzerliği yoktur. Rahman ismi Kur'an-ı Kerim içinde 57, Rahim ismi Hazreti Peygamber'e nispet edildiği Tevbe suresinde bir yerde hariç, Rahman isminin iki katı sıklıkla 114 kez geçmekte. Besmele'de geçen Rahman ve Rahim kelimeleri Allah isminin sıfatı olarak geçmektedir. Rahman kelimesinde, Er-Rahman kelimesinde 7 harf var. Bu harflerin hepsi Allah'ın zatına ait olan sıfatları içerir. Mesela birincisi hay anlamında, ikincisi ilim, üçüncüsü kudret, dördüncüsü irade, beşincisi seni yani işitmek, altıncısı basar, yedincisi kelam olmak üzere 7 tane. Peki Er-Rahim nedir? Rahim işinde çok merhametli, daima merhamet eden, en büyük rahmetin faili anlamına gelir ve Rahman'la aynı köktendir. Yani Rahim kökündendir. Rahman ve Rahim isimleri ikisi de rahmet mastarından çokluk ifade eden birer sıfat. Fakat Rahim, Rahman gibi hem isim hem sıfat olarak değil, yalnız sıfat olarak kullanılır ve nitelenen olmadan tek başına kullanılamaz. Rahman, Yüce Allah'ın bir özel ismi olduğu için başlangıçsızlığı ve sonsuzluğu içine alır. Rahim ise bu vasıfta değildir. Bundan dolayı kullar içinde sıfat olarak kullanılabilir. Yani mesela Abdurrahim bu şekliyle kullanılıyor. Hazreti Peygamber için yine tek olarak da kullanılabilir. Rauf ve Rahim gibi sıfatlarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tevbe suresi 128'de Cenab-ı Hak tarafından anılmıştır. Yine Allahu Rahmanir Rahim terkibindeki kelimelerin ilki yalnız isim, ikincisi hem isim hem sıfat, üçüncüsü yalnız sıfattır. Rahman ve Rahim sıfatları Allah zat ismine kalbimizde anlam kazandırmaktadır. Bunlar Allah'ı görmenin ilk cemal tecellileri. Bu kadar derinlere inmeden hemen olayı kapatıvereyim. Yüce Allah'ın Rahman oluşu ezele, başlangıçsız oluşa, Rahim oluşu ise la yezale, ölümsüzlüğe göredir.
Bundan dolayı yaratıklar Yüce Allah'ın Rahman olmasıyla başlangıçtaki rahmetinden, Rahim olmasıyla da sonuçta meydana gelecek merhametinden faydalanacaklardır. Bu hususa işaret etmek için dünyanın Rahmanı, ahiretin Rahimi denilmiştir. Ayrıca Yüce Allah hem dünyanın hem de ahiretin Rahmanı ve Rahimidir de denilmiştir. Fakat öncelik itibariyle Rahman, sonralık itibariyle Rahim olduğunu ifade etmek üzere dünya Rahmanı ve ahiret Rahimi denilmiştir ki hem müminlerin hem kafirlerin Rahmanı fakat yalnız müminlerin Rahimi denilmesi de bundan ileri gelmektedir. Allah müminlere karşı çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. İbn-i Mesud radıyallahu anh der ki, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden, Besmele 19 harftir. Her kim kendisini cehennemin 19 zebanesinden kurtarmak istiyorsa Besmele okusun. Zira Allah-u Teala Besmele'nin her bir harfini cehennemin meleklerine karşı ona bir kalkan yapar. Yine İmam-ı Şarhani Hazretleri, alim bütün ulumu evvelin ve ahirini, yani evvelkilerin ve sonrakilerin ilmini eğer almak istese Kur'an'da bulur. Kur'an'ı Fatiha'da ve Fatiha'yı da Besmele'de gören kimsedir alim. İslam tarihi boyunca Müslümanların kültür ve medeniyetlerini Besmele ile yoğurması ne kadar da heyecan verici bir özellik kardeşlerim. Bütün Müslümanların sofrasında eller yemeğe Besmele ile uzanır. Gece onunla yatılır. Güne onunla başlanır. Evden onunla çıkılır. Eve onunla girilir. Vasıtaya onunla binilir. Hayırlı ve anlamlı işlere onunla başlanır. İbadetler onunla eda edilir. Duaya eller onunla kaldırılır. Bütün hadipler sözlerine, bütün yazarlar kitaplarına onunla başlar. Camilerin en müstesna yerlerini o süsler. Hastalar onunla şifa bulur. Kısacası o her hayrın anahtarıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.